Merhaba sevgili seyircilerim. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugünkü konumuz Adam Smith. Ünlü filozof, ahlak felsefesi profesörü olması nedeniyle ekonomik açıklamalarında bu bilim dalının etkileri yoğun görülür. Ekonomide ve doğal olaylarda bir düzen olduğunu ve bunun gözlem ve ahlak hissiyle tespit edilebileceğini söyler. Adam Smith İskoçya'nın Fife eyaletinin Kirkoldie şehrinde çalışan bir gümrük denetleyicisinin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Kesin doğum tarihi kayıtlarda olmasa da 5 Haziran 1723'te babasının ölümünden 6 ay sonra vaftiz edilmiştir. Yaklaşık 4 yaşlarında bir çingene çetesi tarafından kaçırılmış ama kısa zamanda amcası tarafından kurtarılıp annesine geri teslim edilmiştir. Smith bu sıkıntıyı kısa sürede atlatıp annesiyle eski yakınlığını kısa zamanda yakalamıştır. 14 yaşında Glasgow Üniversitesi'nde ahlak felsefesi konusunda Francis Hutchison'ın yanında eğitim görmeye başlamıştır. Özgürlük, hukuk ve ifade özgürlüğü konularındaki tutkusu burada alevlenmiştir. 1740 yılında Oxford'daki Balliol e, Koleji'nde okumaya başlamış fakat 1746 yılında okulu terk edip Oxford'un imtiyaz denetimi konusunda eleştirmenlik yapmaya başlamıştır. 1748'de Edinburgh'da Lord Kames'in e, koruması altında kamu konferansları vermiş. Konuşma sanatı ve belles lettres e, konularına değinmiştir. Sonraları servet yönetimi konusunu ele almış ve bu dönemde yani 20'li yaşlarının sonlarına doğru daha sonra Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations adlı kitabında dünyayı açıklayacağı doğal özgürlüğün açık ve basit sistemi konusuna el atmıştır. 1750 yılı civarında İleride çok yakın arkadaşı olacağı David Hume ile tanışmıştır. İskoçya aydınlanmasının ortaya çıkışında önemli rol oynayan diğer arkadaşlarıyla Edinburgh The Poker Kulübü'nün müdaimi olmuştur. Smith'in Hristiyan olan babası dinine çok bağlıydı ve İskoç Kilisesi'nin ılımlı kanadına üyeydi. Smith'in İngiltere'ye gidişinin arkasındaki sebebin İngiltere Kilisesi'nde kariyer yapmak istemesi olduğu söylense de bu konu hakkında kesin bir kanıt yoktur ve aksine Smith'in İskoçya'ya deizm yalnız olarak döndüğü bilinmektedir. Ayrıca çocukken babası tarafından gönderildiği kiliseden kaçarak geri dönmüştür. Smith felsefi olarak dinin ekonominin önünde bir engel olarak görmüş ve ateizm üzerinden düşünmüştür. Birçok yönden Darwin ile aynı görüştedir. 1751 yılında Adam Smith, Glasgow Üniversitesi'nin mantık profesörü, ertesi senede ahlak profesörü, ahlak felsefesi profesörü olarak atanmıştır. Derslerinde etik, konuşma sanatı, hukuk, politika, ekonomi, politik ekonomi ve polis ve gelir konularını işlemiştir. 1759'da Glasgow'daki bazı konferanslarına bir araya getirdiği The Theory of Moral Sentiments adlı kitabını yayınlamıştır. Bu kitabın bu kitap çıktığı dönemde Smith'in itibarının yayılmasını sağlamıştır. Kitabın ana teması insan ilişkilerinin verici veya verici ve alıcılar yani birey ve toplumun diğer üyeleri arasındaki sempatiye ve anlayışa ne kadar bağlı olduğu üzerineydi. Lord Mumbold'un 14 yıl sonra yayımlanan Of the Origin and Progress of Language kitabındaki detaylı incelemesinde gösterildiği üzere Smith'in bu ilk kitabındaki dil evrimi analiz dil evrimi analizi düzey, yüzeyseldi. Yine de Smith'in akıcı ve ikna edici savunmaları belagatlı olsa da tartışılmazdır. Tartışılmazdır. Smith açıklamalarını Lord Shaftesbury ve Hutchison gibi ahlak duygusu ya da Hume gibi faydaya değil anlayışa dayatmaktadır. Smith bu dönemden sonra konferanslarında ahlak teorilerinden hukuk ve ekonomi konularına ağırlık vermeye başladı. Bir öğrencisinin 1763 civarından konferans notlarından Edwin Kanan tarafından değerlenip yayınlanan Lectures of Lectures on Justice, Police, Revenue and Arms adlı kitapta Adam Smith'in politik ekonomi hakkındaki fikirlerinin gelişim hakkında bir izlenim edinilebilir. Bu kitabın daha kapsamlı bir uyarlaması 1976'da Lectures on Jurisprudence adlı Glasgow baskısı tarafından yayımlanmıştır. Smith ile David Hume sayesinde tanışan Charles Townshend, 1763 yılı sonunda Smith'ten üvey oğlu genç Bukloo düküne özel ders vermesini rica etti. Simit gelecek iki sene boyunca talebesiyle çoğunlukla Fransa'da yaptığı yolculuklar sırasında Turgot, Candalembert, André Morel, Helvetius ve özellikle çalışmalarına itibar ettiği fizyokratik düşüncenin başkanı François Quesnay gibi önce aydınlarla tanıştı. Kirkhall diye döndükten sonraki 10 seneyi An Inquiry into the Nature and Causes of the World of Nations adlı 1776'da yayınlanan başyapıtı üzerinde çalışarak geçirdi. Kitap büyük çoğunluk tarafından hüsnü kabul gördü ve revaçta kalarak Smith'in meşhur olmasını sağladı. 1778'de Smith, İskoçya'da vergiden sorumlu bir devlet bakanı olarak atandı. Edinburgh'a annesinin yanına yerleşti. 17 Haziran 1799 yılı ağır bir hastalık sonucu yaşamını yitirdi. Bilindiği kadarıyla gelirinin büyük bir kısmını gizli yardım fonlarına bırakmıştır. Smith'in edebi vasiyetini yerine getirenler İskoç akademik dünyasından iki eski arkadaşıdır. Fizikçi kimyacı Joseph Black ve Öncü yer bilimci James Hutton yazar arkasında e, pek çok not ve yayınlanmamış yazılar bırakmıştır. Ama yayımlanmaya uygun olmayan her şeyin imha edilmesi için talimat vermiştir. History of Astronomy adlı yayınlanmamış bir makalesini basıma uygun görmüştür ve bununla beraber diğer eserleri Essays on Philosophical Subjects adlı kitapta 1795 yılında okuyucuyla buluşturulmuştur. Evet sevgili seyircilerim Adam Smith bahsine kısa bir giriş yaptık. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bu videomun oluşumunda kaynak felsefe.gen.tr sitesidir. Bir sonraki videomda buluşuncaya dek şimdilik mutlu kalın, bilgiyle kalın, kanalıma abone olmayı unutmayın.